Merhaba sevgili çocuklar, değerli veliler. Bu videomuzda ç sesiyle çalışmalarımız olacak. Peki neler yapacağız? Kısaca bir ondan bahsedeyim. İki tane okuma metnimiz var. Önce bu metinleri okuyacağız çocuklar. Daha sonra da metinlerle ilgili soruları cevaplayacağız. Yani okuduğumuzu anlıyor muyuz, anlamıyor muyuz? Buna bir bakacağız. Tabii ki Şapşik ve Fırfır'la beraber. Evet, biz de varız. Sevgili çocuklar, ilk metnimizi ekranda görüyorsunuz. İsterseniz şöyle bir şey yapalım. Önce siz videoyu burada durdurun. Kendiniz bir kere okuyun. Ya da isterseniz iki kere de okuyabilirsiniz. Ondan sonra da benim okumamı dinleyin. Daha sonra da bu metinle ilgili sorularımız var. Soruları hep birlikte cevaplayacağız. Hadi bakalım, önce siz okuyun. Sıra bende. Başlığımızı okuyorum önce. Ay ça ile seçil. Benim adım Ayça. Ablamın adı ise Seçil. Ablam Çankaya'da oturuyor. Bana tarçınlı çörek aldı. Birlikte çörek yedik. Kendine de dün çizme aldı. Çizmeleri çamur oldu. Bu yüzden onları temizledi. Bu okuduğumuz metinle ilgili 6 tane sorumuz var. Birinci sorumuzu bize Şapşik okusun. Hadi bakalım Şapşik. Peki öğretmenim, hemen okuyorum. Ayça'nın ablası kim? Evet çocuklar, Ayça'nın ablası kimdi? Efendim? Aferin size, Seçil'di. Hemen buraya Seçil yazalım. Mavi renkle Ayça'nın ablasının adını yazdık. Seçil. Peki ikinci soruyu Fırfır okusun. Hadi Fırfır. Ablası Ayça'ya ne aldı? Bence lahmacun aldı. Hayır Fırfır, gerçekten saçmaladın. Bir kere okuduğumuz metinde lahmacun kelimesi geçmiyordu. Ablası Ayça'ya çörek aldı. Öyle değil mi çocuklar? Hemen yazalım. Sorumuzun cevabını yazdık. Çörek aldı. Peki üçüncü sorumuza bakalım. Ablası nasıl çörek aldı? Hatırlıyor musunuz çocuklar? Evet evet. Ablası Ayça'ya tarçınlı çörek almıştı. Yazalım buraya. Dördüncü soruyu Şapşik okuyor. Seçil ne zaman çizme aldı? Evet çocuklar, Ayça'nın ablası Seçil ne zaman çizme almıştı? Bir şey söyleyeyim mi çocuklar size? Sorunun cevabını hatırlamadığınız zaman videoyu geri alıp metni bir daha okuyabilirsiniz. Seçil dün çizme almıştı. Yazalım buraya. Dün aldı yazdık. Beşinci soruyu Fırfır okuyor. Seçil çizmelerini niçin temizledi? Sen hatırladın mı Fırfır niçin temizlediğini? Hayır öğretmenim, hatırlayamadım. Çocuklar, Seçil çizmelerini çamur olduğu için temizlemişti. Bu sorunun cevabında öğrenmediğimiz harf olduğu için bunu yazmıyorum çocuklar. Son soruya geçelim. Seçil nerede oturuyor? Neredeydi çocuklar? Evet, harikasınız. Çankaya'da. Hemen yazalım. Böylece birinci metnimizin sorularını cevaplamış olduk. Zor muydu çocuklar? Aferin size. Dikkatli okursak hepsini zaten kolaylıkla cevaplayabiliriz. Bakalım ikinci metnimiz neymiş? İşte diğer metnimizi de ekranda görüyorsunuz çocuklar. Ne yapıyorduk? Önce siz videoyu durdurup bir kere okuyorsunuz ya da iki kere. Ondan sonra da ben okuyorum. Hadi bakalım başlayın okumaya.
Okumanız bittiğine göre güzelce bir arkanıza yaslanın. Şimdi beni dinleyin. Hatta takip edin. Çınar. Çınar küçük bir çobandı. Kuzuları ile keçileri çayırda otlattı. Kendisi de çiçeklerin yanına oturdu. Çantasından ekmek, zeytin çıkardı. Zeytin yedikten sonra çok susadı. Bu yüzden iki bardak su içti. Bardak beyazdı. Babası saat tam 3'te yanındaydı. Şimdi çocuklar, önceki metne göre bu metnin sorularında bir değişiklik yaptık. Her soruda iki tane seçenek var. Bu seçeneklerden hangisi doğruysa onu maviye boyayacağız. Hadi bakalım Şapşik, oku birinci soruyu. Kim? Küçük bir çoban. Çınar mı? Çetin mi? Evet çocuklar, çoban kimdi? Çınar mı, Çetin mi? Aferin size. Tabii ki Çınar. Hemen Çınar'ı maviye boyuyoruz. İşte böyle. İkinci sorumuza bakalım. Çınar kuzuları, keçileri nerede otlattı? Okulda mı, otlakta mı çocuklar? Okulda mı? Hayır canım. Tabii ki otlakta. Hemen otlakta kelimesini maviye boyuyoruz. Şimdi üçüncü sorumuza geçelim. Çınar çantasından ne çıkardı? Kola, su, ekmek, zeytin. Evet çocuklar, Çınar çantasından ekmekle zeytin çıkarmıştı. Hemen bunu da maviye boyayalım. Doğru cevabı maviye boyadıktan sonra dördüncü sorumuza geçiyoruz. Çınar niçin iki bardak su içti? Çocuklar, Çınar niçin iki bardak su içmişti? Susadığı için mi, yoksa acıktığı için mi? Az önce de söylemiştim. Eğer bir sorunun cevabını hatırlayamıyorsak videoyu biraz geri alıp metnimizi tekrar okuyabiliriz. Çınar susadığı için su içmişti. O yüzden buradaki susadı kelimesini maviye boyuyoruz. Beşinci sorumuz, bardak nasıldı? Yani çocuklar, Çınar'ın su içtiği bardak nasıldı? Beyazdı ya da kırmızıydı? Hangisi doğru? Aferin size, beyazdı. Hemen bunu da maviye boyayalım. Şimdi son sorumuza geçebiliriz. Babası ne zaman yanındaydı? Yani Çınar'ın yanına babası ne zaman gelmişti? Saat tam 2'de mi, yoksa saat tam 3'te mi? Hangisi çocuklar? 2'de mi, 3'te mi? Aferin. Babası saat tam 3'te Çınar'ın yanındaydı. Böylece videomuzun sonuna geldik çocuklar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Aman ha, sakın büyüklerinizin sözünden çıkmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.